oyuncağımızın kıyafeti geliyor. Bakalım nasıl olacak. Ben tabii şişle örgü örmeyebiliyorum çocukluğumdan beri ama ilk defa amigurumi için şu an yeni öreceğim. Başlayalım bakalım. Oo, bakın buradan ilmeğimiz kaymış. Hemen onu alalım. Çekim için hazırlarken takalım geriye. Şimdi baş kısmını örerek alacağım. Şöyle griyle bir şekil vermeye çalıştım. İpim ince, şişlerim kalın. Ya yani ipime göre kalın. 4,5 numara. O yüzden biraz bol bol yapıyorum. Ben tabii eski anneanne usulü boynuma dolayarak yapıyorum. Bu sıcakta da çok zor oluyor. Yani o yeni usul pek bilmiyorum. İp boynumda. Şimdi buradan sarı alacağım. Tekrar şöyle arkaya atalım. Griyi alacağım. Bu şekilde bir model oluşturmaya çalışıyorum. Sadece ön kısmını bir sıra model yapacağım. İki. Nerede? Sarı aldım. Bakın şu şekilde devam ediyorum sarıyla. Tekrar gri alacağım. Böyle geçişleri ben amigurumide tığla ördüğüm figürlerde çok gösterdim. Yani tığla örerek gösterdim. Mesela şu an ilk Harry Potter geldi aklıma. Onda hatta 3-4 ipi aynı anda yürütmüştüm. Safinaz'da da aynı şekilde. Alalım. Tekrar gri. Şimdi bu sırayı bitirip göstermek istiyorum. Şeklim oluştu sayılır. Bakın. Az kaldı. İki motif kaldı. Bir, iki, üç. Ördüğüm ip de bir amigurumi ipi. Ama oldukça ince bir ip. Hemen sonuncuyu da yapalım. İpler birbirine dolandı. Tekrar griyi alıyorum. Ve sarıyla bitireceğim. Sarım da çok güzel bir sarı. Böyle limon küfü. Bayılırım. Sarının en sevdiğim tonu. Her tonuyla pek aram yok benim sarının. Böyle birkaç tonunu severim. Bu da en sevdiğim tonu. Ben limon küfü diyorum, bilmiyorum. Böyle hardal tonuna, yani birazcık işte yakın, daha çok pastel bir ton. Şunu da şuradan alalım. Alamıyorum. Bakalım nasıl oldu. Bakın, şu şekilde oluştu. Şöyle yapacağım bunu. Arkaya yuvarlayacağım. Böyle süveten kazak gibi bir şey yapıyorum.